Kanal Dünya ekranlarına hepinize hoş geldiniz. Bugün halka %25'e varan son gelen zamları soracağız. Umarım videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsınız. İyi seyirler. Yeni zamlar. Bu evet. Zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz abi? Vallahi zamlar çok kötü. Herkesi çok perişan etti. Yani hani anamızı ağlattırlar ya. Aynen anamızı ağlattı yani. Allah millete yardım etsin. Ne olacak bilmiyoruz. Söyleyeceğim tek şey bunlar. Geçim çok zor yani. Şöyle meyve sebzenin fiyatı, özellikle meyvenin fiyatı 5 liranın altına olan aşağı meyve yok. Yani bir asgari ücretli bir insan düşündüğünüzde eti, şey meyvesi, sebzesi bundan alıp ailesini geçirmesi çok zor. Ancak aldığı asgari ücretten ancak kirayı, zaruri ihtiyaçlarını bile gideremiyor insanlar. Allah yardım etsin insanlara. Diyecek başka bir şeyim yok. Tamam, teşekkür ederim abi. Yok, vallahi esnaf kan ağlıyor. Yağmur duasına çıktık, yağmur geldi şimdi. Durumlar iyiye gitsin diye ona da bir dua. Çıkacağız bu defa. Allah yukarıdan biraz para yollasın. Teşekkür ederim. 21 yılıyla itibaren... Kesinlikle abi. Söz yayınlayacağım, görecek. 2021 yılıyla itibaren yeni zamlar geldi. Otoyollara %25'e varan zamlar geldi. Çünkü esnafın da her gün hale gitmesi gerekiyor, biliyoruz. Evet. Bu konu hakkında görüşelim abi. Zamlar olarak şikayetçiyiz. Zamlar yani çok şiddetli. Artık belimizi bükmeye başladı zamlar. Zamlardan dolayı şikayetçiyiz. Buradan sesimizi duysun yetkililer, zamları geri alsınlar. Artık yani yapamıyoruz. Artık çeviremiyoruz çarkları. Durdu. Her şey çok pahalı. Köprülerden geçemiyoruz. Yollardan geçemiyoruz. O ayrı bir konu. O bir kere yani ilgilenmeleri lazım bunlar. Ama ne olursa olsun biz memleketimizi seviyoruz. Vatanımızı seviyoruz. Hiçbir şekilde hiçbir şeye şey yapmayız yani. Herkes elinden geleni yapsın. Millete yardımcı olsun. Milletin durumu şu an zor. Gerçekten zor yani. Mazot fiyatları yüksek, köprüler pahalı. Yani benim kamyonum var 3 tane, 2 tanesini satılığa çıkardım. Ne yapayım? 4 tane bu hafta abim bak ceza geldi. 4 tane 2 milyar ceza ya. Ne demek ya 2 milyar, biz gecemizi gece 1'de kalkıyoruz, akşam 12'de yatıyoruz ya. Ya uyku sersemiz çoğu zaman da kaza yapıyoruz yolda. Bu şartlarda para kazanmaya çalışıyoruz. Bir de 4 tane ceza gelmiş ya. Yani yazık, günahtır abi, bir an önce artık yani kim ne yapmak istiyorsa yapsın artık, yani gücümüz kalmadı yani, batmak üzereyiz. Cezayla bütçeyi düzeltmeye mi çalışıyorlar sizce? Vallahi abi bilmiyorum ne yapmaya çalışıyorlar ama gerçekten garibanın dermanı kalmadı artık. Son uzatmaları yaşıyoruz, bak kamyonları da satılığa çıkardım. Satacağım çünkü işin içinden çıkamıyoruz. Yok yani, olmuyor. Bıktık artık yani, yeter artık daha. Her gün babam, dedem evde huzursuzluk yaşıyoruz. Bize bağırıyor, moralimiz bozuluyor. Çağırıyor, kızıyor, diyor bu nedir oğlum diyor, artık yeter diyor. Yani hakikaten haklılar da. Biz o yüzden arabalarımızı satılığa çıkardık. Bir arabayla bu işi yapmaya çalışacağız. Olmayacak da. Bilmiyorum, Allah yardım etsin. Ama dediğim gibi yani iki tane ceza geliyor diye memleketimize yanlış yapacak değiliz. Biz vatanımızı seviyoruz. Kim yanlış yapıyorsa o onu düzelsin. Bu köprüler de çok pahalı kardeşim. Onlar da fiyatlarını düzelsinler ya. İnsanlar geçemiyor. İtibaren otoyollara %25 ve gıda malzemelerine zam geldi abi. Bu konu hakkında görüşlerini alabilir miyim? Zamlar hakkında her abi. Gün, her hafta 5 tane ceza geliyor bize. Her hafta. Adam otoban yapmış, uçak inecek. Duble yol. Adam diyor 50 ile git. 50 ile git, 60 ile git. Her hafta 5 tane ceza geliyor. 2 milyar her hafta aboneyiz cezaya. 2 milyar. Vallahi abi... Yani sabrediyoruz artık. Ne bileyim yani, yapacak bir şey yok. Nereye kadar sabır abi? Allah bilmiyorum abi be. Yani çalışıyoruz çalışıyoruz, onlara veriyoruz yani. Biz bilmiyorum abi. Onlara, bizim yemeğimizi versinler, onlara çalışalım. Vallahi. Yani ne bileyim yani ya. Şaşırmışız vallahi yani. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bazen yani her şeyi böyle bırakasımız geliyor böyle yani. Ne diyeyim ya. Bandrola zam. Ondan sonra sigortaya zam. Her şeye zam, avuşturup hala 2 milyon. 20 sene önce de 2 milyon, hala 2 milyon. Yani parası 2 milyon hala, bak kıpırcık. 20 sene önce aynı para, hala aynı para. Zam yok bizde abi. Her şeye zam, bizde zam yok. Yani bizim kazancımız hep geri gidiyor. Hep biz geriden gidiyoruz. Geri, hep geri. Geri vallahi, ne bileyim yani. Geri. Ama yine halimize şükrediyoruz yani. Yani en azından sağlığımız yerinde diyoruz. Yani işin içinden çıkıyoruz. Moralimizi bozmuyoruz yani. Yani ne bilelim yani şimdi. Hadi sağ olun.
sana soralım abi. 2021 yılıyla itibaren yeni zamlar geldi abi. Otoyollar olsun 25 zam geldi. Abi, kuru gıdaya zam geldi abi. Ben sana bir söyleyeyim mi? Bu halk olduğu sürece başımıza her şey gelecek. Şimdi öyle diyorsunuz güzel. Ama kardeşim bir de adalet çiftçinin temelidir, unutmayın. Paran varsa adalet var, paran yoksa adalet yok kardeşim. Çift. Öyle tabii abi. Herkes burada mesele geliyor. Yazmıyor pazarcı. Arkasında, hakim arkasında yazmıyor mu? Adalet mülkün temelidir diye. Paran varsa adalet var. Paran yoksa adalet yok. Burada herkes pazarcıyı suçluyor, haldekini suçluyor, çiftçiyi suçluyor. Madem herkes bunları suçluyorsa kardeşim, işi biliyorlar. Şimdi öyle uzaktan bakmak çok hoş geliyor insana. Ama bir de gidip işin içine girsin. Mesela ben hale gidiyorum. Adam malını satmak için mal yüklüyor. Hamaliye parası alıyor benden. Ama kendi cebinden bir kuruş çıkmıyor. Çiftçi mal üretecek. Çiftçi mal üretecek. Yakıtı aynı. Ben normal trilyonluk adam yakıtı ne kadar alıyorsa o adam da gidip o kadar alıyor. Çiftçinin bir özelliği olması lazım. Ta bunu Atatürk görmüş, bunlar göremiyor mu? Çiftçi nedir? Köyün yani milletin efendisi ise o zaman sen de o efelikle gitmeyeceksin. Sen efendi davranacaksın ona. En azından hadi pazarcının hakkını boş ver. Haldekinin hakkını boş ver. Sen çiftçiyi koruyacaksın ki çiftçi de gelip buradaki ürüne daha çok yatırım yapsın. Mesela diyelim ki çiftçinin bir dönümü var. Ya 1000 dönümü var. Yakıt uygun olsa o 1000 dönüme kadar güzel yatırım yapar. Geliri daha çok olması için. Ama şimdi böyle açısı dar olduğu için mecbur o da ne yapıyor? Kendi imkanlarına göre yapıyor. Kendi imkanlarına göre yaptığı zaman böyle fiyatlar yansıma yapar. İki günü çalışıyor daha sermeye çıkmamış. Bak vallahi diyorum sana, Allah'ın adını veriyorum. Vallahi ama sana işte moralimizi bozmuyoruz. Hani ne yapalım yani, ne yapalım? Öldürelim mi diyoruz kendimizi? Ağlayalım yani. Röportajlarda mesela ben bakıyorum ya işte pazarcılar böyle ya Kardeşim pazarcı o zaman bunu ya, algı veriliyor biliyor musunuz? Veriliyor da. Saçıymış gibi algısı veriliyor. O mesele seçimlerde bu algı veriliyor değil mi? O kelimeyi yapan önlüğü bağlayacak. Bir gün hale gidecek. Akşam 9'da çoluk çocuğunu evde bırakacak. Gidecek halde o malı yapacak. Gelecek bir gün bir gün ya. Yapacak bu işi. Ondan sonra gelecek diyecek ki kardeşim biz yapıyoruz. Bu usul daha farklı. Ben bütün tezgahlarımı ona bedava hibe ederim. Kolay değil yani. Ben yolda gözüm kapalı gidip geliyorum ya. Vallahi her gün iki kere bariyerleri sıfırlıyoruz böyle uçurumdan. İstanbul'dan geleceğim. Bandrol geliyor, sigorta geliyor, kaskı. Adam düşünmüyor ya, demiyor ya kardeşim siz ne kadar yapıyorsunuz, nasıl karşılıyorsunuz? Adam diyor bana ne ya, ben diyor devletim, benim bana bir şekilde vereceksin diyor. Bak mesela benim arabanın mayonesi gelmiş, ben mayone alamıyorum, trafik beni çeviriyor. Diyor ki kardeşim senin mayonen yok, bana ceza ediyor. Ya kardeşim mayone alamıyorum, düşmüyor randevu, düşmüyor. Peki seden geçiyoruz, vallahi onunla geçiyorum, ışık yanmıyor. Bak ışık yanmıyor. 6 sefer, 7 sefer dikkat ediyorum. Mahmut Bey'den giriyoruz, buradan kanaldan çıkıyoruz. Işık yanmıyor. Ondan sonra ışık yanmadı. Hızlı geçiş cezalı. Arkadan gönderiyor 10 katını. Edirne çıkışı. Ya böyle bir sistem var mı ya? Nedir bu ya? Ayıp ya. Mağduruz nedir yani? Mağduruz abi. Çok mağduruz bu konuda. Yani, genellikle esnaf oymuş, olarak. Otobana uçak gibi yol yapmış. Uçak inecek. Tam havaalanı diyor 50 ile git. Ulan buradan 50 ile gidilir mi lan buradan? Yapma yaptın o yolu. Yani burada 50 ile gidilir mi? Havaalanı gibi yol yapmışsın. Bana diyorsun 50 ile git. Ya nedir bu ya? Ayıptır ya. Yani kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz ya? Hakikaten mağduruz. Ha tamam ihtiyacım var. Ulan de ki devlet bizim ihtiyacımız var. Çalışalım sana verelim. Biz devletimizden tamam bir şey demiyoruz. Devleti başımız kıldan ince yani. Arabamız her şeyimizi veririz devlet. Ne ihtiyacımız var? E alalım size sana verelim. Al getir. Helal hoş olsun. Doğru mu? Getir abi. Ya, yani nedir bu yani? Konuda bu konuda mağduruz abi. Rezillik olmaz Kore ya. Kore mahallemiz yıkılmasın. Ya. Kore mahallesine de sevgiler buradan. Saygılar Kore mahallesine. Güzel koştun abi. Vallahi. Vallahi. Pek olumlu karşılamıyoruz tabii. Çünkü yaşam sıkıntısı daha da arttı. Çember daha da darlaşmaya başladı. Yeni çözümler bulunması gerekiyor. Tabii bu başta tarımına el atılması lazım. Biraz yerli üretime geçilmesi lazım. Tarım ne durumda? Tarım çok içler acısı. Gerçekten. Artık biz soğanımızı da patatesimizi de yurt dışından alıyorsak Türkiye'nin biraz oturup bunu düşünmesi gerekiyor. Artık. Çember oldukça daraldı. Açıkçası endişelerim benim çok yüksek bu konuda. Geç kaldığımızı düşünüyorum. Ani tedbirlerin bir şekilde alınması lazım. Hani Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışır bir durumla kesinlikle karşı karşıya değiliz. Evet, o şekilde düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Bunlar yapıldı abi. Evet. Abi ne durumda vatandaş, ne durumda abi ekonomik olarak cebimizde var mı, evimizde aşımız pişiyor mu? Pişiyor ki bak, kalabalık burada çok şükür. Halimize şükür. Bir de dışarıya bakın bakalım.
Dışarıya bir bakın. Dışarıda pazarlar nasıl? Almanya'da taneyle meyve alıyorlar. Burada var mı bir tane taneyle alan? Herkes çok şükür. Buna şükür. Var minnette para var kardeşim, var. Nereden var? Minnet açlıktan geberiyor kardeşim. Nereden var minnet? Tabii bak topluyoruz tezgahı kardeşim. Yok hayır yok. Hasılat değil mi bugün? Hasılat çok kötü. Çok kötü. Varsa biraz at oradan bir şeyler de verelim biraz bana. Yardımcımız olsun abi, Allah versin. Gel biraz şey miyim, mantar vereyim sana, gel biraz teşekkür mantar. Teşekkür ederim abi ben. At var yonlukta. Var mı yok abi? Ya at yonlukta bir mantar vereyim sana. Bir kilo yapacağım sana 10 lira. Bak 20 lira satıyordun. Teşekkür ederim abi. Sağ ol.